Yani ilk verilen, hep diyoruz ya, ilk verilen ifadeler göz önüne alınır diye. Savcı bunun üzerine iddianameyi annenin üzerine kurguladı. Anne önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, bağlanmayacağım. 16 yıl 8 aya indirilmiş cezası. İyi bir ceza, yani haksız tahrik indiriminden faydalanmış. Daha karar elimde yok ama küçük kıza delil karartmaktan 2 yıl 2 ay 10 gün ceza verilmiş. O da şu an cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesi gerçekleşmiş. Evet. Efendim, annemi korumak için babamı öldürmek zorunda kaldım demişti 17 yaşındaki genç kız ve bu açıklamalarıyla hepimizin tüylerini diken diken etmişti. Büyük üzüntüye boğulduk her birimiz. Allah hiç kimseye böyle bir durum yaşatmasın. Tam da orada böyle arka arkaya o kadar çok geldi ki bu konuyla ilgili şeyler. İşte evde bir bela oldu mu maalesef sizin de başınız beladan kurtulmuyor. Yani bu ülkede hani 50 milyon erkek olduğunu varsayalım. Hadi bunun da 10 milyonu 15 milyonu da yetişkin olsun. Yani bu 15 milyon erkeğin 14 milyonu gayet güzel gidiyor, geliyor, çoluğuna bakıyor, çocuğuna bakıyor, bir şey yapmıyor falan. Onları öldürmüyorlar yani. Niye biri, niye ikisi, niye üçü beşi? Bir de işin de bu kısmına da bakmak lazım. Bir evlat annesine ya da babasına eğer bir akıl, ruh sağlığı problemi yoksa ciddi anlamda niye zarar versin ki? Yani o anlamda hepimizi çok derinden yaralamış. Belki herkes kendi hayatından da parçalar buldu anlatılanlarda, bilmiyorum ama sonuç itibariyle üniversite sınavına hazırlanan gencecik güzeller güzeli kızımız şimdi herhalde o da teyzesinin yanına gidecektir. Onu bir dershaneye de yazdıracağım eğer bu sene girecekse. İnşallah üniversiteyi de kazansın. Annesi de o sırada zaten bakalım. Onun da bir İzmir'e gitmesi için başvuruda bulunmak lazım. Ben bu arada şunu da söyleyeyim. Bu alkışlar küçük kızımız ve annesinin savunmasında görev alan, maddi menfaat beklemeden sadece insanlık namına, hukuk namına görev alan değerli avukat kardeşlerimize, ablalarımıza, abilerimize teşekkür ediyorum. Çok uğraştılar. Şimdi inşallah anneleri de onların yaşadığı yere gelir, çocukların yaşadığı yere sevki olursa. Hani kopmadan bu süre içinde inşallah kızımız da üniversiteye girer. Annesi çıkana kadar o da üniversiteyi bitirir. Böyle dört başı mamur aile tekrar eski güzel günlerine geri döner. Hakim heyetine ve sayın savcımıza da çok teşekkür ediyorum. Şimdi el ele verip onu İzmir'de bir dershaneye yazdırma ve hayatını tekrar yoluna sokma zamanı. Daha öğretim yılının da başındayız. Üniversite sınavlarını hazırlanmak için de vakti olacak. Ay neyse. Ay neyse. Ay valla kusura bakmayın, böyle elim ayağım buz gibi, elim ayağım titriyor. Ya Allah, teşekkür ediyorum. Çok çok etkilenmiştim bu konudan. Hala da etkisi benim üzerimden geçmiş değil. Özür diliyorum. Valla ellerim titriyor yani çok. Ay neyi konuşacaktım, unuttum.